Selam millet, DeDeliOyunlar'la tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuza Scorched Earth modunda devam ediyoruz. Legal modunda. Programcıların yazmış olduğu modunda diyelim hatta. Evet kardeşlerim, geçen bölüm size dedim ki peşime bir Wyvern'la takıldı. Bilmiyorum. Geçen bölüm sizlere dedim ki kardeşlerim, bir dahaki bölüm Wyvern yumurtası çalacağız. Şimdi o Wyvern yumurtasını çalmak için gezeceğiz derken şurada bir tane buldum hemen. Hemen bir tane buldum abi. Hemen yapmam lazım o hamleyi. İn aşağı. İn. Yumurtayı aldım. Kuşuma geri bindim ve uzuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi naklen yumurtayı araklamış bulunuyoruz. Efendime söyleyeyim. Şuradan bir an önce gidersek eğer. Oho! Peşimizde dünyanın bütün ejderhaları var. Ama ne olacak? Evet, biraz daha uzaklaştığımız zaman o ejderhanın bütün, dünyanın bütün ejderhaları gördüğünüz gibi geri döndü. Böylece yumurtayı çalmış ve uzamış olduk. Hala gelen var mı? Galiba var. Bu ne diyor? Yumurtanın sağlığı. Çürüme süresi. Bir süre sonra bu yumurta çürüyecek diyor. Ben bir tane daha yumurta arasam, etrafta baksam. Acaba çok mu şey istemiş olurum? Ben nasıl bir yumurta buldum? Ya ne terliyorsun, bu aptal aptal yazıyı çıkar karşımdan. Galiba bu alevli malevli. Abi. Ya ben bu yumurtayı biraz kolay buldum ya. Vallahi bu kadar kolay bulmak gibi bir ümidim yoktu. Yani işte bütün buralara şöyle bir yaklaşacaktık. Nest var mı diye. Aha var. Abo. Biz gitsek iyi olacak. Bunlar bize çok kızdı. Bu öfkeyle bunlar fazla yaşamaz. Bu sinirle bunlar fazla yaşamaz. Biz buradan gidelim. İyisi mi? Kardeşlerim bir an önce evimize dönelim. Bizim evimiz hangi pillar'ın yanındaydı? Şöyle haritadan da yardım alabiliriz aslında. Evet, çok yukarıdayız. Galiba şu pillar'dı bizimki. Yalnız kuşumuz da resmen sürat motoru gibi. Evet, arkamızda artık kimse kalmamış. Neyse, kırmızıyı almamız da iyi oldu. Kırmızı da gerçek bir ejderha. Ejderha dediğiniz kırmızı olur. Alev püskürtür. Gerçi bunlar ejderha değil, Wyvern ama olsun. Böylece kendi Wyvern'ımızı daha videonun başına yakalamış olduk. Vallahi bu kadar şanslı olmamızı umut etmiyordum açıkçası. Yavrum evladım. Uzak durun benden. Bu kadar uğraşmış. O Wyvern almayı başarmışken onu alıp hemen kendi ülkeme kaçmak istiyorum. Nerede benim evim, güzel evim? Tabii ki evim burada. Seni şöyle bir durduralım biz. Ondan sonra sen orada yemahlarını yerken, ki o yemah sana yetmez. Seni biz bir sevelim de herkes level atlasın ya. O da kaya bökeni sevdi. Yalnız bizim kumfucu mükemmel bir şekilde evin yanında gölgeye çekilmiş, en akıllıları, en uyanıkları. Yavrum. Kayı olarak saklan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Uyan canavarım. Canavarım uyan. Tipe bak ya. Allah Allah. Vallahi hasta oldum tipe. Allah. Yanlışlıkla klikledim. Dur. Sağına soluna çarptırarak indir beni aşağı. Şuradan kayı olarak gizlen diyelim biz sana tekrar. Hı. Yumurta sağlığı iyi. Ateş ejderhası seviye 43. Ateş ejderhası seviye 43'müş ebeveynleri. Bizimki habire bağırıp duruyor. Bu hayra alamet olmayabilir. Eşyayı bırak. Şimdi burası çok soğukmuş. Şöyle bir şey yapacağız. Bunun yanına bir kamp ateşi kuracağız. Bunun için dışarıya çıkmayayım. Şöyle geleyim. Şuradan taş alacağım. Kamp ateşi diyeceğim. Çakıl taşı da ister. Odun da ister. Saman, çakıl taşı, odun. Çakıl taşı. Yavrum. Samanla odun mu yok şimdi ha? Saman, odun lütfen. Vay arkadaş ya. Yumurta olgunlaşma süresinde hiç niyeti yok ha şeyle. İlerlemekle. Dur ben bunu alayım. Ne oluyor? Çöl fırtınası geliyor değil mi? Aynen öyle. Çöl fırtınası geldi. Ben fark ettim zaten çöl fırtınasının geleceğini. Anladım, ben onu anladım. Oo, binanın önü açık diye burada burası çok da umursamıyor. Ben yumurtamı şöyle bırakayım. Kamp ateşini de şöyle onun yanına koyayım. Buraya geldiğimiz zaman ne diyor? Çok soğuk diyor. Envantere girelim. Şunu şöyle koyup yakalım. Artık çok soğuk değildir diye düşünüyorum. Yo, çok soğuk. Umrunda değil aganın. Aganın umrunda değil. Diyor ki çok soğuk. İlginçtir, yumurtanın sağlığı da düşmüyor ama. Peki üst katta sana özel bir yer dizayn edeyim ben. Şöyle yapayım. Şuradan mesela koyduğum malzemeleri bir geri alayım. Kamp diyeyim. Saman. Aynen öyle. 3 tane daha birden üretelim. Merak ettim, olacak mı bu iş acaba? Hala soğuk mu yavrum? Hala soğuk. Aldık bakalım. Şimdi bir tek şöyle campfire kuralım. Bir de şöyle campfire kuralım. Bir de şöyle campfire kuralım. Şöyle gelelim. Buraya seni bırakalım. Evet. Envanterine girelim. Sende de bir ateş. Envantere girip sende de bir ateş. Abi bu nasıl bir çok soğuk ya? Tamam, ateş ejderhası olabilirsin ama bu nasıl bir üşümektir arkadaşım? Yediniz, ısıtamadık yumurtayı ya. İçeri gir, kum fırtınasından korun derken. Ha, pencereleri kapatınca oldu. Şimdi olmadı. Çok soğuk diyor. Evin değişik yerleri değişik tepkiler veriyor kum fırtınasına. Evin içi galiba doğru seçenek olmadı bunun için. Biz önce bunu bir dışarı çıkartalım. Biz bunu buradan bir alalım. Evin içi biraz fazla serin oldu. Sonra şöyle bir gelelim. Şu pencereyi kapayarak şöyle bir evin yanına bırakalım. Evet, buraya hala çok soğuk diyor. Artık ben merak etmeye başladım. Acaba istediği istatistikleri sağlayabilecek miyiz onun diye. Hadi bunlardan sadece odunları alayım. Bir daha aynı şeyleri yapmayalım. Ne oldu be? Orada odun buglandı resim olarak. Evet, şimdi şuradan taş alalım. Ondan sonracığıma çakıl alalım, saman alalım. Campfire diyelim. Niye 3 tane? Taşımaz. Peki. İki tane daha. 5 ateş bence çok fantastik olacaktır. Al sana bir ateş. Al sana ikinci bir ateş. Efendim şuradan üçüncü bir ateş. Dördüncü bir ateş. Beşinci bir ateş. Yavaş yavaş bakacağım. Çok soğuk derken hiç zannetmiyorum birdenbire çok sıcak diyeceğini ama. Abi demek ki ateş ejderhası böyle bir şey. Ne yaparsan yap çok soğuk diyor. Evet kardeşlerim, sizler huzurunda bu denemeyi yaptık ama maalesef çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk diyerek bizi deli etti. Evet kardeşlerim, şimdi geçen videomuzda şu kumfucu kardeşimizle yaptığımız ama bilmediğimizden dolayı yanlış denediğimiz bir şey olmuştu. Onun hemen doğrusunu deneyeceğiz şimdi. Öncelikle kendisine bir şey tutuşturacağınız zaman şöyle eline tutuşturamıyorsunuz. Belki bug'dır, belki başka bir şeydir ama inventory'sine koyup oradan eline tutuşturabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi o zaman psikopat bir şekilde böyle eline kazma bilem alıyor. Şöyle gelip yapıştırdığınızdaysa gaza geldim, sağ klik bastım. Gerçi gaza geldim, sağ klik bastım diyorum da şu taşa doğru bir sağ klik basayım. Bence sağ kliğiyle de taş çıkarır bu ha. Ya Allah! Vallahi çıkarmaz mı? Öyle bir çıkarıyor ki çift alıyor hem de. Şöyle bir bakalım. Çılgınlar gibi kazdı. Bildiğiniz çılgınlar gibi kazdı. Şimdi baltayı bir verelim. Abi baltayı da kullanıyor. Hayvanın eli ağır. Baltayı veriyoruz. Bu sefer de baltayı kullanıyor. Hem de nasıl bir hızda. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Belki de çok iddialı olacak bu ama artık yakın zamanda Scorched Earth'ten başka normal arka da eklenir bence bu. Yakındır. Ve normal arka da eklenerek göz bebeği olur bütün oyuncuların. Artık oyuncular normal bir şekilde etrafta gezmez. Mantis elleri ayakları olur onların. Her şeylerini mantisle yaparlar. Çünkü şu gördüğünüz şartlar altında aksini düşünmek gerçekten saçma. Hayvan her şeyi bizden iyi yapıyor şu anda. Bariz bir şekilde her şeyi bizden iyi yapıyor. Sen yine onu bana ver. Sen bunu al. Bu senin de. Senin hakkın bu kılıçlar. Ben de şunu atayım. Hatta şöyle yapayım. Senin hakkın bu kılıçlar koçum. Sen o kılıçlarda takıl. Şimdi Scorched Earth'e dair kardeşlerim bunca zamandır inceleyeceğim aklımda olan bazı şeyler var. Bir türlü inceleme fırsatı bulamadım. Öncelikle bir şunları alayım. Gönül isterdi ki aynı önceden olduğu gibi mor dolabımız olsun ama mor dolabımız yok. Onun yerine şurada çok soğuk diyen şikayetçi bir yumurtamız var. Ne cana düşüyor ne soğuğu iyileşiyor. Kendi kafasına göre takılıyor. Evet. Sen nesin? Y bitkisi gelişiyor. Peki. Hala geliş bakalım. Hala tam gelişememiş. Şuradan şimdi kartalımıza binelim. Kartalların efendisiyle giderek bu işi yapalım. Şimdi şöyle bir geleceğim önce. Orada bir tane Dodo var. Ona dikkat edelim. Şimdi elektrikli testeremiz. Öncelikle elektrikli testeremizde nasıl bir performans alıyoruz? Bakalım şöyle bir. Mükemmel. Mükemmel bir performans. Elektrikli testeremizde gerçekten tahminlerimden daha iyi bir performans aldım. Böylece elektrikli testere denen şey varken odun kesmek için efor sarf etmeye son. Bakacağım şuradan. Evet benzinim vardı. Şuradayken %49 artı 29 diyor. R ile benzin koyuyor mu? Koymuyor. Şöyle bir sıkalım bitirelim. Aa koyuyormuş koyuyormuş. Koymaz olur mu? %80'e düştü. R'ye bastığımda %100 oldu. Evet. Ne oluyor? Ne diye hırlıyorsunuz çocuklar? Sakin olun. Hırlamayın. Şimdi kullandıklarımızı şöyle atalım. Efendim şunu da atalım. Seni de yere atalım. Ayna. Şimdi evimizin bir güzel dizaynı da bu olsun. Bir aynamız olsun artık. Ha? Kasıldı resmen. Yalnız bu ayna normal kasılmakta haklı. Bu nedir abi? Gerçek bir ayna gibi adamlar açı vermişler. Tam olarak değil. Biraz görüntüyü taklit ediyor. Şuradan baksaydım çünkü göreceğim şey o olmazdı. Ama en azından artık kendi kendimizi kendi kendimizi görme fırsatımız oldu böylece. K'ya basmadan daha doğrusu. K'ya basarak zaten kendimizi görüyorduk. Bir diğer aksiyonumuz rüzgar türbini. Şimdi rüzgar türbinini kullanmadan önce herhangi bir anda herhangi bir yerde biz H'ye basarsak bize ısıyı, bulunduğumuz yeri, kaçıncı günde olduğumuzu efendime söyleyeyim ve W dediği galiba wind. %85 diyor. Dur bakalım. Biyom mu değiştirmemiz gerekiyor acaba bu istatistiğin değişmesi için? Central Mountain. Ama sen bu mountain'da oldukça bu iş olmaz. Söyleyeyim. Ana yeni eklenen Pterodon var. High Desert evet. %20'ye düştü wind. Mountain'larda %85. Yani bizim evimizin olduğu yer gerçekten de mükemmel ideal rüzgar türbini koymak için. Resmen rüzgar türbini koymak için var olmuş bir yer. O yüzden hemen şöyle gelip türbinimizi löpçük diye bırakacağım. Evin üstüne mi bıraksam acaba? Eğer olursa izin veriyorsa evin üstüne bırakayım tabi. Vallahi bırakıyor evin üstüne. Vallahi löpçük diye bırakıyor evin üstüne de dev gibi bir şey bu. Evin üstünde komik durmaz mı biraz ya? Evet, evin üstüne biraz komik olacağına karar verdim. O yüzden rüzgar türbini yerleştirilemez. Yerleşim alanı dışında. O ne demek ya? Ha, zaten yerleşim alanı üstüne yerleştiriliyormuş bir şekilde. Sen gel bakayım buraya. Kuşum benim. Ha, buraya yerleştirilebiliyor mesela. Bahçeye yerleştirilebiliyor. Çatıya yerleştiriliyorsa o zaman çatıya koymaya karar verdim. Al abi. Mis gibi, gül gibi rüzgar türbini. Seçenekler için basılı tut. Yık değil yavrum. Aa. Ne kadar ayıp. Sadece yık seçeneği mi var? Ama tahmin ettiğimiz gibi buna kablo takarak, gördüğünüz gibi cillop gibi elektriğimizi üretiyor. Buna kablo takıp her tür elektrikli cihazımızı artık bunun üzerinden doğru kullanabiliriz. O da yetmez. Şimdi şu iki psikopat cihazı alalım. Ve bunu. Çok ağır olmadık değil mi? Yok. Bizim kartala komaz. Adı üstünde kartal o. Yavrum sen de manyak gibi oralarda zıplıyor hoplaya geziyorsun ya. Hah. Dodo kuşu. Görmek istediğim pislik fare yaratık. Şuradan hemen iniyorum. Efendime söyleyeyim. Şuradan evet. Kuşumun arkasından dolanarak. Aa, Dodo öldü galiba. Bazukamı çıkartıyorum. Bazukama mermiyi veriyorum. Evet, Dodo ölmüş. Dodo ölmüş. Buna çok üzüldüm. Şimdi bana hareketli bir hedef lazım. Ha, sen. Bakın şimdi kardeşlerim. Nereye sıkarsak sıkalım. Mis gibi güdümlü füzemiz gidip hedefini buluyor. İşte güdümlü füze de beyle güzel bir şey. Biraz daha gideyim, kendime bir tane daha hedef bulayım. Şu zavallı su kuşunu hedef mi alsam? Yok. Bir tane daha kelebek var. Haydi. Ben roketi doldurmadı zannettiğim için sıktım. Evet. Avımız kaçtı. Şu anda çok mutsuzum. Raptor. En azından delikanlı, savaşçı, vurulmayı hak eden bir hedef oldu. Evet, ışık hızında havanın kararması da gerçekten mükemmel oldu. Neyse, havanın... Yalnız o ne çakma bir aydır öyle ya. Löpçük diye geldi üstümüze. Havanın kararması bizi etkilemez. Şimdi kendimize petrol rafinerimizi koyacağımız bir yer bulacağız. Petrol rafinerimizi koyacağımız bir yer bulmadan önce bir psikopat gibi oyundaki en sevdiğim hayvanı yakacağım. Gerçekten bunu gece ateşlemek daha mantıklıymış. Parasor. Vücudu sürükle. Ne sürükleyeceğim onun vücudunu be. Hiç sevmem zaten parasorları. Abi ne kadar güzelmiş Ark'ın gecesi. Unutmuşum uzun süredir gece bir şeyler yapmayarak. Oo. Orada. Ah. Seni buldum masum köylü. Ne yaptın? Attın mı kendini aşağılara? Yana yana gitti resmen. Evet. Galimimus yine de öldü. Bu alev tabancasıyla ben bile kendimi tanıyamaz oldum ya. Çok kötü, çok pislik bir insana dönüştüm. Evet kardeşlerim. Şu büyük iskeletin olduğu yerde bir tane buldum mesela. Şöyle bakmak gerekirse tam olarak şu haritada şu dağın, adacığın olduğu yer. Kardeşlerim gördüğünüz gibi ilk Scorched Earth'e geldiğim zamanlarda bazı kardeşlerim beni kandırmış. Harabe gibi şeyler vardı yani, demişlerdi ki bana onun üzerine koyuluyor bu. Oraya koyulmuyormuş. Şu gördüğünüz gibi etrafından grafik olarak yağ çıkmış. Bir şeyler var yerde. Tam olarak onun olduğu yere koyuluyor. Şöyle mis gibi bir benzin pompamız oldu. Gayet güzel bir benzin pompamız oldu. Elimizde psikopat gibi alev makinamızla şöyle benzin pompamızın yanına gideyim. Envantere gir dediğimizde evet. 15 tane birikecek bundan diyor ha. Sen bir kere beni ne pis yemiştin bu oyunda, hatırlıyor musun? Bir gelsene. Beni acayip pis yemiştin ya. Beni acayip pis yemiştin. Şu anda ne oldu? Hı? Ne oldu? Ne oldu? Biri Hayvanları Koruma Derneği'ni arasın. Oo, samanlara şöyle bir tek dalayım dedim. Yakabiliyor muyum diye. Gerçekten yakabiliyormuşum. Evet. Biraz daha birikti mi? Birikti. Güzel bir hızla birikiyor. Böylece o yağ toplayan böcekler yoksa etrafta. Ana! Zavallı sulayacak bak geldi buraya. Yağ toplayacaktı büyük ihtimalle. Zavallı yağ toplayan böcek. Ah öldürdüm, bir de suyunu içiyorum ya. Ama ben biraz steril bir adam olduğum için suyumu genelde kaynatıp içiyorum. Yani biliyorsunuz bu bayağı hastalıklı pis bir dünya. Evet kardeşlerim. Böylece birdenbire bir bölümde Scorched Earth'ün de görmemiş olduğumuz güdümlü roketini, lav tabancasını, alev tüfeğini, efendim işte rüzgar türbününü, yağ pompasını, benzin pompasını, elektrikli testeresini ve Wyvern yumurtasını gördük. Wyvern yumurtasında bir terslik var. Niyeyse Wyvern yumurtası olmadı. Ya abicim ben şu oyuna şöyle baktıkça tekrar söylüyorum. Buradan sesleniyorum. Dişiye karış. Buradan herkese bağırıyorum. Şu grafiğe bir bakın Allah aşkına. Şu nasıl bir böyle Grand Canyon'a benzeyen grafiktir. Şu Ark'ın grafik motoruyla şu şeylerle birileri bir şeyler yapsın güzel oyunlar ya. Ya bak niyetimi bozuyorum. Vallahi yükleyeceğim Ark'ın şeyini, programcı admin paketini. Ben oyunu yapacağım. Şu Scorched Earth'ün haritasını var ya hiç bozmadan resmen western oyunu yapılır ya. Kasabalar kurarsın şu oyuna. Bildiğim bu büyüklükte bir tane haritayla bir western oyunu yapsan yeter. Sıfır oyun diye satarsın. Atları falan salacaksın böyle doğaya. Atları sen tame edeceksin. İcabında farklı klasları olacak. Doğada gezen böyle bir tane ranger falan. Ayı tame edecek kendisine. O ayıyla oynayacak. Bence olur. Evet kardeşlerim. Bütün göreceklerimizi gördükten sonra bu bölümümüzün sonuna geldik. Ben en son bir şuradan gidip yumurtamı kontrol etmek istiyorum. Yumurta ne diyor? Çok soğuk diyor. Al sana. Oldu mu? Mutlu musun? Hala çok mu soğuk ha? Hala soğuk mu? Hala çok soğuk diyor. Yumurta sağlığı da yerinden kımıldamadı. Allah, bu Wyvern yumurtasında bir terslik var ama ben bilemedim. Bakalım artık gelecek bölümlerde bu soruna bir çözüm bulmaya çalışacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla destek vermeyi unutmayın. Eğer benimle iletişime geçmekler yapımdan haberdar olmak istiyorsanız diğer sosyal medyalardan da Twitter, Instagram, Facebook, Steam'den DeDeliOyunlar diye bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin.